Hollandaca öğreniyorum. Bugün sizlere Hollandaca basit cümleleri sunacağım. Niemand will dit doen. Niemand will dit doen. Niemand kimse demek. Will willen fiilinden istemek. Dit bunu şunu onu anlamına geliyor. Dun ise yapmak demek. Niemand will dit doen. Kimse bunu yapmak istemiyor demektir. Tekrar edelim. Niemand will dit doen. Bir sonraki cümlemiz: Ich leg om de Tafel heen. Ich lop om de Tafel heen. Burada om heyn kelimesine odaklanacağız. İki lop ben yürüyorum. Om de tafel heyn masanın etrafında demek. Om heyn etrafında, çevresinde anlamına geliyor. Niemand will warten hier. Niemand will warten hier. Burada vaktin beklemek fiilden isim olmuş. Will istemek. Niemand will vaktin hier. Kimse beklemeyi istemiyor. Burada anlamına dönüşüyor. Arkadaşlar ben moda mod yani ne derler ona moda mod direkt e, çeviriden alıp yapıştırmak istemiyorum. Size cümleyi şu şekilde çevirdim kendimce. Kimse burada beklemek istemiyor demektir. Ye fit on de stad hein. Ye fit. Sen bisiklet sürersin. Nerede? On de stad hein. Stadın yani stad derken burada Hollandaca şehir anlamına geliyor. On de stad hein. Sen şehrin etrafında bisiklet sürersin ya da sürüyorsun demektir. Şimdiki zaman ve gelecek zaman Hollandaca'da tek bir şekilde ifade edilir. Niemand belt me truh. Niemand belt me truh. Burada yine niemand hiç kimse kimse anlamına geliyor. Belt, bellen fiilinden aramak M beni bana anlamına geliyor. Türüh geri. Arkadaşlar rüh bel demek, arka demek, türüh geri demek. Kimse beni geri aramıyor. Yani geri aramaz, tekrar aramaz anlamında da gelebilir. Niemand verme. mehr zurück. Heilopt um het House, hein. Het house, ev demek. Om hein, etrafında demek. Lobndan, lopt, yürür demek. Hey, üçüncü teki şahıslar için, eril kişiler için kullanılan o anlamına gelir. O, evin etrafında yürüyor. Hey, lopt om het huis, hein. Niemand is here vandaag. Niemand is here vandaag. Kimse buradadır ama niemand olduğu için burada değildir anlamına dönüşüyor. Niemand herhangi birisi, niemand hiç kimsedir. Buradaki ne taksı? aslında nit ya da neyden geliyor. Bu durumda cümlemiz kimse bugün burada değil demektir. Niemand is here. Vandaag. Değerli arkadaşlar, kanala hala abone değilseniz abone olarak bir sonraki ders videolardan da bildirimi açarak haberdar olabilirsiniz. The kinderen rennen omheyn. The children çocuklar renen koşuyorlar omheng etrafta çocuklar etrafta koşuyorlar arkadaşlar omheng ile rond kelimesi birbirine yakın olmasına rağmen rond bir şeyin aşağı yukarı ortalama çevrilmiş hesabı anlamına geldiği gibi trafikte de kullanılan bir Mesela rond vardır arkası. Rond, ferkir rond. Trafik döngüsü yani bu ortada bulunan kavşak anlamına geliyor. Ama biz burada on heyni gramatik olarak kullanıyoruz. Zey kekt on zih heyn. Burada zey. Üçüncü teki şahıslar için bayanlar için o anlamına geldiğini kek fiilinin t taksalmasından almasından anlıyoruz. Erkek olsaydı onlar anlamına geldiğini bilirdik. Zekayt om zihayn onlar darus o etrafına bakıyor. Niemand zah de hond zah arkadaşlar hemen fiilin zin fiilinin verleden tight hali olduğunu görüyoruz. Niemand zah de hond kimse köpeği görmedi demektir. Kimse köpeği görmedi. Hiç kimse köpeği görmedi anlamına geliyor. Hollandaca öğreniyorum. Bu cümlelerle arkadaşlar Niemand ve Omheyn kelimelerini rahatlıkla öğrenip pekiştirip günlük hayatta kullanabileceğiz. Niemand begreipt Dit bu. Niemand, bıçrayıp dit bu. Kimse bu kitabı anlamıyor. Cümlenin toparlanmış hali bu şekilde. Kelime kelime bakacak olursak, Niemand kimse demek, bıçrayıp de anlar demek, dit bu demek, bu kitap demektir. Kimse bu kitabı anlamıyor. Niemand bıçrayıp dit bu. Hollandaca'da özne ya da zamir daha doğrusu isim zamir için kullanılan özne demek. Hemen sonra fiilimiz gelir. Bunu unutmayalım. The cat loped on him. Bakın the cat kedi demek. Lop'un fiilinden loped fiilimiz. Üçüncü tek şahıslar için kullanılıyor. Gördüğünüz gibi özne yüklem. Sonrasında da artıklar yani nesneler, yüklemler, zamirler, yer, zaman buna benzer her şey fiilden sonra gelir. Dikkat, lot, domhen kedi etrafında dönüyor. değil etrafta dönüyor daha doğrudur. Niman hor dedi ben. Horun duymak, horde duymuş olmak duydu yani. Niemand hor dedi ben. Kimse zil sesi duydu. Bakın arkadaşlar Niemand kimse demek hor duydu demek. The bell zil sesi demek. Cümleyi toparlayalım. Kimse zil sesini duymadı anlamına geliyor. The wandelen on het park hey. The burada onlar demek. Onlar olduğunu nereden anlıyoruz? Vandal'ın Vandal'ın arkadaşlar yürümek fiilidir. Vandal'ın aynı zamanda ın taksa olarak üçüncü çoğul şahsı amirler için de kullanılır. Buradan ze Vandal'ın olduğunu görüyoruz. Om park. Hein parkın etrafında demektir. Onlar parkın etrafında yürüyor. Ze Vandal'ın om park. Hein. Ze de diyebiliriz arkadaşlar. Z diyebiliriz. Tamam mı? İki tane yazılış şekli vardır. Dostlar devam edelim yine Niemand üzerinden. Can'ın fiili bilmektir. Can ise üçüncü teki şahıs zamirlerine gelen t takısını almış bilmek fiilidir. Niemand, can ise hiç kimse bilmez anlamına bürünüyor. Tam tercümesi kimse bilir iken mane olarak, anlam olarak kimse bilmez anlamına gelir. Çünkü olumsuz bir ifadedir Niemand zamiri. Niemand kent sein. Nam. Sein onun demektir arkadaşlar. Har olsaydı burada da dişil bir sahiplik zamiri olduğunu görürdük. Ama sein olduğu için buradaki niemand'ın eril olduğunu anlıyoruz. Niemand kent sein. Nam. Kimse onun adını bilmiyor dedik. Yine onhein kelimesine dönelim. Yani etrafında anlamına gelir. We kijken om ons heen. Biz kendi etrafımızda, daha doğrusu kendi etrafımıza bakıyoruz. Az önce dönüyoruz diyecektim, ağzıma geldi ama kaykın filmini görünce dönmek değil, bakmak olduğunu gördüm. Ve kijken om ons heen. Biz etrafımıza bakıyoruz. Ve kaykın om ons heen. Biz etrafımıza bakıyoruz. Hollandaça öğreniyorum, devam ediyoruz. Niemand heeft een idee. Een idee. Bir iddia. Ya da şöyle diyelim. İddia demeyelim de iddia çok başka bir anlama geliyor. İdeal. Fikir. Düşünce. Görüş. Niemand heeft een idee ise kimsenin bir görüşü yok. Bir fikri yok. Kimsenin bir fikri, bir düşüncesi, bir görüşü yok anlamına geliyor. İktirai omheyn. Yine burada arkadaşlar omheyn kelimemiz etrafında anlamına geliyor. Drain dönmek. İktirai ben dönerim. Nerede? Etrafında. Burada nerede sorusunu sorduğumuz için yer zarfı durumuna geçiyor. Omheyn. Ben etrafımda dönüyorum. Neden etrafta yazdım? Yani bu etrafta ifadesi kelimenin anlamı. Ama cümle içerisindeki manası ise etrafımda dönüyorum anlamındadır. Aşağıdaki notta yanlış bir yazılma olmuş Türkçe karşılığı etrafta dönüyorum değil, etrafımda dönüyorum. Aslında iktiray om mey hen deseydik, om mey hen deseydik, kedi etrafımda dönüyorum anlamına gelirdi. Ama ikdrey om hen tam olarak etrafta dönüyorum anlamına da gelebilir. İkisi de doğru yani arkadaşlar. Niemand heeft een idee dedik az önce. Yine aynı kelimemiz karşımıza çıktı. Kimsenin bir fikri, bir düşüncesi, bir ideali yok. Kimse fikir beyan etmiyor anlamına da gelir arkadaşlar. Tercüme dışındaki anlamını söylüyorum size. Mesela bir toplantıdasınız, bir ortamdasınız. Niemand heeft een idee var dersiniz. Kimsenin bir fikri yok. Neden? Hadi arkadaşlar. Du maar praten over deze idee. We moeten idee maken, kriterium. Creating herhalde. Öyle bir şey arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşlar Hollanda'ca öğrenmek için gerçekten altyapıda İngilizce'nin olması gerekiyor. Tıpkı benim az önce creating kelimesini İngilizce'den alıp daha sonra onu Hollanda'ca çevirmem. Creating. Neyse arkadaşlar karıştırmayalım hatları. Doğrusunu düzgününü yorumlara benden daha iyi bilen arkadaşlar yazarsa memnun olurum. Niemand vond de sleutel kimse anahtarı bulamadı dedik. Neden bulamadı dedik? Font diyoruz. Eğer niemand, ya bulamadı değil bulmadı anlamı daha doğrudur. Doğrusu bu yani. The hond snüffelt om hen. koklamak. The hond snüffelt on hen. Köpek etrafı kokluyor anlamına geliyor. Köpek etrafı kokluyor. Arkadaşlar yeşil renkte verilen kelimeler üstteki Hollandaca kelimelerin tam olarak karşılığını veriyor. Aşağıdaki bayrağın yanındaki ise tercümesinin anlamını cümle olarak yapısını veriyor arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Niemand zit de kat. Arkadaşlar zin fiilini hatırladık. Görmek fiilidir. Yine aynı şekilde zah diye bir şey de söyledim. O da Ferleyden Tide'deki yani geçmiş zamandaki görmek. Bu zid ise arkadaşlar t taksı alıyor. N taksı düşüyor. T taksı alıyor. Üçüncü teki şahıslar için kullanılıyor. Aynı zamanda ikinci teki şahıs olan ye içinde, ü içinde t taksı. ü zid deriz, y zid deriz, h zid deriz, z zid deriz, het zid deriz. Niemand kommt nach Bauten. Niemand kommt nach buiten. Kimse kommt gelir naar buiten dışarıya. Buradaki kimse olumsuz bir kelime olduğu için olumsuzluk kelimesi kimse üzerinden fiile geçiyor. Fiilimiz gelir olmuyor, gelmez oluyor. O halde cümleyi toparlıyoruz. Kimse dışarıya gelmiyor anlamına gelir. Niemand kommt nach buiten. Hollandaca öğreniyorum. Tam olarak Hollanda'cısı Nederlands leren. Ya da ik leer Nederlands. Niemand spreekt Engels hier. Waarom niemand spreekt Engels hier? Dat vind ik niet. Waarom niemand Engels spreekt hier? Diye cümleyi uzatabilirsiniz. Niemand spreekt Engels hier. Spreekt değil arkadaşlar. Spreekt angles hier. Kimse burada İngilizce konuşmuyor demektir. Niemand hat nar school. Niemand hat school. Bu cümleye de bir bakalım kimse okula gitmez değil mi? Hat fiilimiz olumsuzluğunu zamirden alıyor. Zamirimiz ise olumsuz zamir olan kimse demek. Yani hiç kimse. Kimse okula gitmiyor. Niemand hat ners ho. Kimse okula gitmiyor. Sizler de arkadaşlar aklınıza gelen konuyla alakalı cümleleri yorumlara bırakabilirsiniz. Şimdi kafeye gittik, çayımızı içtik hesabımızı ödedik. Garson geldi ve dedi ki Will bon bonnet ya da markete gittiniz alışverişinizi yaptınız. Kasadaki kişi Will bon bonnet Bakın arkadaşlar kendinizle kendinize fiş ister misiniz? May yani met may demek aslında kendinle birlikte benimle birlikte anlamına geliyor. Met ü demek aslında. Wild, wild bon met üdür aslında bu. Ve dan met Ve ya da met jullie er. Wilt u voor mij? almak ister misin kendini anlamına? Ya graag. Evet lütfen. Buradaki graag lütfen demektir. Ya lütfen. Ama daha doğrusu ya graag. Evet lütfen anlamına geliyor. Wilt u voor mij? Ya graag. Du maar. Hadi öyleyse yap öyleyse. Geef maar. Ver öyleyse. niet al. Problem değil. Ne will hat nicht Ne dich. Gibi ifadeler olumlu ve olumsuz cümleler şeklinde cevap verilebilecek ifadelerdir arkadaşlar. Bakın arkadaşlar olumsuz bir cevap için ne bedand? Ne dedim az önce doğal olarak <laughs> sizlerde zaten aksan telaffuz diyalekt ya da ne diyelim ağız şive ve farklılığının dolayı farklı şekilde telaffuz edebilirsiniz. Bu sadece Türkiye'den gelen insanlar için değil arkadaşlar. Dünyanın dört bir yerinden gelen bütün Hollanda'daki yabancılar da kendi aksanına göre Hollandaca evirip çevirip ifade ediyor. Burada sıkıntı yok. Nee bedant. Hayır teşekkür ederim. Hollandaca öğreniyorum. Değerli arkadaşlar Hollanda'daki 5. yılımı tamamlamış bulunmaktayım. Bu 5 yılda sizlerle birlikte çok şey öğrendik. Çok şey öğretiyoruz. Birlikte ilerliyoruz. Umarım nice 5 yılları birlikte deviririz. Burada olan arkadaşlara teşekkür ederim. Burada olmak isteyen arkadaşlara başarılar dilerim. Buraya gelmeyi hayal eden, planlayan bütün dostlara da yine umutla, mutlulukla, sevgiyle tüm dileklerimi sunuyorum. Yeter ki bir aboneliğinizi, bir beğeninizi, bir yorumunuzu eksiltmeyin buradan. Ik wil graag Evet arkadaşlar bu güzel muhabbetten sonra ik wil graag diyebiliriz. Yani çay istiyorum lütfen. Burada garson. Will do it diye bir, gelir bir soru soruyor. Yani bir şey istiyor musunuz? Ya, ik wil graag te. mogen nu Bu da farklı bir ifade arkadaşlar. Yuli mogen nu gaan. Mogen burada gidebilirsiniz. Yani Mah. mogen. Bu ifadeler arkadaşlar yumuşak bir şekilde tavsiyede bulunmalı. Yuli mogen nu gaan. Yani şimdi gidebilirsiniz. Ya da giderseniz iyi olur. Zülün'le birlikte çok iyi kullanılır arkadaşım Mohun. Yuli mohun dedik. İfadelerimize devam ediyoruz. Bazen iki defa tekrar geliyor. Ama bize bir zararı yok. Zaten tekrar etmiş oluyoruz birlikte. Şimdi gidebilirsiniz. Yuli mohun Şimdi gidebilirsiniz. Evet arkadaşlar. Harstika bir alfabet kaykınen tot forkunda les diyoruz. Yani... Gönülden sizlere teşekkür ederim. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Tatlısınız.